O zaman konuya geçelim hızlıca. Çünkü bu canlı yayın biraz kısa bir canlı yayın olacak. 15-20 dakika şeklinde planladık. Konuyu size özetleyeceğiz ve yani dünden biraz bahsedeceğiz. Bir de bir araya geldiğimiz için hazır bir araya gelmişken size bir merhaba diyelim istedik. Dün biz Ümran ve ben Hemhal Podcast'i temsilen, çünkü Hemhal Podcast aslında özel gereksinimli çocukları da temsilen, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ev sahipliğinde bir programa davet edildik. Çok dar bir grubu, grubun temsil edildiği, Milli Eğitim Bakanımızın Sayın Ziya Selçuk'un, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un da bulunduğu ve Sağlık Bakan Yardımcımızın orada hazır bulunduğu, bir de ilgili genel müdürleri, engelli ve yaşlı genel müdürü vardı ve Aile Bakanlığı'ndan iki genel müdür daha vardı sanırım. Onlar oradalardı ve bizleri dinlediler. Bu şu açıdan çok önemliydi. Özel gereksinimli çocukların birçok ihtiyacı var. Ülkemize de çok ihtiyacı var ama genel olarak da çok ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların birçoğunu devlet bir şekilde temin etmeli. Çünkü insanlar, vatandaş bunu yapamaz. Onlar da tam olarak bunu dinlemek istediler bizden. Biz de Hemhal Podcast'i temsilen, bu yüzden size zaten bir gün önceden sorduk. Yani yetkili mercilere bu konudaki sorunları ve çözüm önerilerini sunacak olsanız neler söylerdiniz diye bu yüzden sormuştuk ve o sorularımızı da ilettik. Bunu da baştan söylemiş olalım. Ama diğer hem anne hem aktivist profilindeki diğer arkadaşlarımız da birçok konuyu ilettiler. Bu açıdan çok verimli. Bizim için çok heyecan ve mutluluk verici. Evet. Çok ümit verici bir gün oldu. Çünkü Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bizi sonuna kadar dinledi. Herkes uzun uzun dertlerinden, sıkıntılarından, çektiği zorluklardan bahsetti. Özel gereksinimli çocuk sahibi bir anne olarak. Ama aynı zamanda mesela Otizm Vakfı'nı temsilen gelmiş bir insan olarak. Yani bu konuda aktivist olarak neler yaşıyorlar, hangi sorunları görüyorlar bu alanlarda. Tabii en çok eğitim konusu gündemdeydi ama başka konular da vardı. Evet. Buradan sen devam edebilirsin bence. Ve aslında programın en güzel taraflarından biri de her işte şehirden, ya birçok şehirden daha doğrusu, Türkiye'nin her bölgesinden birçok ya farklı sosyoekonomik seviyede, eğitim seviyesinde olan annelerin katıldığı bir programdı. Yani tek tip bir anne tipi yoktu, yani tek tip bir işte seviyeden, tek tip bir sosyoekonomik seviyeden değil. Herkesin aslında hikayesi çok farklı ama herkesin de, özel gereksinimli çocuk annelerin hepsinin de değinmek istediği tema aynıydı. Ve bu odada inanılmaz bir işte hemhal olma hali vardı. O bizi çok etkiledi. Herkesin hikayesi Türkiye'nin neresinde olursa olsun, kimisi işte yurt dışında da hani yaşayan anneler vardı ve çocuğuyla beraber, evladıyla beraber. Ama hepsinin değinmek istediği tema aynıydı. Ve birçoğumuz işte çocuklarımızın az temel endişemizin toplum tarafından ne kadar kabul göreceği, biz olmayınca onları kim koruyacak, onlarla kim ilgilenecek, bu endişemiz mesela ortak endişelerden bir tanesiydi. Ve bunu hani anlatırken hepimiz çok duygulandık. Bu noktada nasıl düzenlemeler yapılabilir, bunları konuştuk. Bunun işte yine yanı sıra işte eğitim hayatında bu çocuklar ne kadar dahil olabiliyorlar, daha fazla nasıl dahil edebiliriz? İşte orada tabii kimi annenin evladı 18 yaşındaydı, 24 yaşında evladı olan vardı. En küçük bizimdi galiba. Evet, aynen. En küçük Zeynep, sonra da Emir Zahit'ti. Evet. Ve hani çocuklar da her yaştan çocuklar. Kimisi 11 yaşında sadece çocuk değil, yani aynı zamanda artık yetişkinliğe adım atmış, ergenlik çağında olan özel gereksinimli çocukların anneleri de konuştu. Ve bir şeyi görebildim, yani hani mesela ben şunu fark ettim, ben sadece anaokulu üzerine odaklandım önümüzde olduğu için, ama bu işin ilkokul çağı var, ortaokul çağı var, ergenlik var, yetişkinlik var. Yani bu konularla alakalı ne yapabiliriz, bunları konuşmak çok anlamlıydı. Ve diğer şey, işte Milli Eğitim Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen çalışanlar bizi sadece dinlediler. Ve şöyle, yani cevap verdiklerinde de bunu çözeriz, bunu çözebiliriz. Yani sadece
hani deyim yerindeyse bizi dinleyip gazımızı almadılar, öyle söyleyeyim. Ben orada mesela bazı şeylerde bu çok basit bir mesele, bunu halledebiliriz dediklerinde çok mutlu oldum. Çünkü bizi dinleyip sadece hani dinledik tamam, bu kesimi de dinlemiş olduk deyip göndermediler. Evet, bu konuyu çözeceğiz, bunu görüşeceğim, ne yapılabilir, hemen bu konuda bir eylem planı oluşturacağız dediler. Hani şey cevapta bile. Bu bana çok olumlu yansıdı. Ben çok mutlu oldum. Hem bakanlarımızın hem de Emine Hanımefendinin o çözüm odaklı tavrı beni çok mutlu etti. Çünkü biz bu konuda çok dertliyiz. Çok mesele var. Çok gelişmekte olan bir konu. Mesela ben özellikle rehabilitasyon konusuna değindim örneğin. Ülkemizde rehabilitasyon kelimesinin anlamı henüz karşılık bulmuyor. Henüz yok. Yani yok denecek kadar az diyebilirim. Ama yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Neler yapılabiliri biz biraz söylemeye çalıştık. Ailelerle daha fazla ilgilenilebilir, onların rehabilitasyonuna odaklanılabilir. Evet, çocuklar, önce oksijeni çocuklara veriyoruz. Bu tabii ki kaçınılmaz ve olması gereken, ama aileler bu süreçlerde çok yıpranıyor. Çok aile parçalanabiliyor veya çok zor süreçlerden geçiyorlar. Onlara da belli bir destek sağlanmalı, bu konuya değinildi. Bir de şu, yani sen her kesimden dedin ya, şu da çok önemliydi bence. Hemen hemen, yani birçok, çok kapsamlıydı. Çok az kişiydi sanırım, 15 kişi var mıydı? 14-15. O kadardı sanırım. Yani bizim tarafta 5-6 kişiydik diye gördüm ben. Bizim tarafta 5-6 kişi diye gördüm ben. Bir de karşı tarafta 5-6 kişi, 12 falan olması gerekiyor. Ama o kadar çeşitliydi ki, mesela serebral palsi sanırım bir tek bir hanımefendi vardı, bir de ben vardım. Ama onun çocuğu yetişkindi. İki Down sendromlu vardı. İki tane çok nadir hastalık vardı. Hatta bir annenin evladı 50 ameliyat geçirmiş şimdiye kadar. 18,5 yaşındaymış. Bir tane annenin 3 tane zihinsel engelli evladı vardı. İşitme engelli. İşitme engelli bir anne vardı. Hem görme otizmli engelli, hem işitme engelliymiş. Evet. Görme engelli bir annemiz vardı. İki kez kanser atlatmış bir çocuğu ve otizmli çocuğu olan bir annemiz vardı. Aynı zamanda bunlar ama aktivizm yönü de olan anneler. Yani bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar, bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Yani ev hanımı da değildi hiçbiri. Ev hanımı olan da vardı ama. Ev hanımı olan da, evet. Bir kişi mi vardı? Bir kişiydi. Senin yanındaki sanırım. O işi bırakmayı düşünüyorum dedi çocuğum, evet, tamam. Çünkü benim karşımda bir hanımefendi vardı, o mesela ev hanımıydı. Yani bu açıdan çok bence verimli ve güzel, çok heyecan verici idi. Ama aynı zamanda çok duygusal bir gündü ikimiz için de. Bu şekilde tabii neleri ilettik? Biz kendi adımıza, bize yorumlar yoluyla ilettiğiniz her şeyi ilettik, ama benzer sorunlara veya gözleme sahip anneler de zaten birçoğunu dile getirmişti. O yüzden biz dile getirilmeyen kısımları, mesela mama konusunu dile getirdik. Mama içerikleri özellikle. Çünkü biz gelişimlerine iğneyle kuyu kazarak bu çocukların katkıda bulunmaya çalışırken mama içeriklerinin bazı zararlı maddelere sahip olması bizi çok üzen bir konu. O yüzden bunu söyledik. Bununla beraber özel eğitim sürelerinin çok az olması, sıklığının çok az olması ve yetersiz olmasını söyledik. Elbette bunların hiçbiri bugünden, yani hepsi bugünden yarına çözülecek şeyler değil. Bazı meseleler hemen çözülebilecek meselelerdi. Anında çözeriz dediler. Bazıları ama mutlaka belli bir süreci gerektirecektir. Onu da bekleyip göreceğiz. Ama bu bir adım ve ben çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Hemar Podcast'ı temsilen de gidebilmek çok mutluluk vericiydi ve biz gerçekten, yani ben Sümeyra ve Ümran da Ümran olarak katılmadık oraya. Biz Hemar Podcast ve dinleyicilerin dertlerini dile getirmek, bu kesime hitap eden, bizimle aynı şeyleri yaşayan insanları temsilen oraya katılım sağladık. Yani şahsi hiçbir talebimiz olmadığı gibi başka şahsi talepleri de bizim üzerimizden oraya iletmek isteyen, o mercilere iletmek isteyen kimselere ne yazık ki olumlu yanıt veremiyoruz. Çünkü bu gerçekten sadece ve sadece özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına odaklı bir katılımdı. İnşallah o yönde de çok verimli olacağını ve güzel sonuçları olacağını ben inanıyorum. Evet, yani hep işte hoşuma giden bir başka tarafta, bakanlarımız hep not aldı.
Yani dinlemek için başını kaldırdı, soru olduğunda cevap verdi ve sonra not aldı. Çok orada oldukları, odada oldukları, ilgili oldukları çok belliydi. Yani kendimizi önemsenmiş hissettik. Hissetmenin dışında da gördük. O yüzden ya bu güzel haberi de sizlerle de paylaşmak istedik. İnşallah çok güzel gelişmelerin geleceğini düşünüyoruz. Ve yine bir topluluk olma bilinci, beraber olma bilincinin önemini bir kez daha anladık. O yüzden bizi destekleyen, yani eğer işte biz böyle programa davet edildiysek bunun sebebi Hemhal Podcast ve sizden gördüğümüz destek ve işte bizim size dokunuyor olmamız, sizin de bize geri dönüşleriniz. O yüzden çok teşekkür ediyoruz hepinize tekrar. Evet, teşekkür ederiz. Bir de şöyle güzel bir yanı vardı. İlgili genel müdürlerin, bakan yardımcılarının da orada olması. Hemen konulara cevap verebildiler. Mesela ne yapılabilir? Örneğin çene rekonstrüksiyonu ile ilgili bir mesele oldu. Bir annenin çocuğunda öyle bir sorun varmış. Hemen engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürümüz işte bunu GATA'da halledebiliriz. Türkiye'de ve dünyada, Türkiye'de tek ve dünyada sayılı cerrahlardan biri orada. Estetik cerrahlardan biri. Sizi onlarla görüştürebiliriz dedi. Yani bu mükemmel bir şey. Hemen o an çözülebilecek bir şey değilse bile çözebilecek ilgili kişiye yönlendirme konusu. Ya ben çok efektif, çok etkili, çok sonuç açısından çok hızlı hareket eden, çok organizasyon kabiliyeti yüksek bir program olarak gördüm. Bu mutluluk verici, hepimiz adına mutluluk verici. O yüzden sizinle de bunu paylaşmak istedik. Hemhal'i hepimiz birlikte büyüttük. Evet, biz bir girişimde bulunduk ama siz dinleyerek bize ve geri dönüşlerinizle, yorumlarınızla katkıda bulundunuz, paylaşımlarınızla çok hani mesaj alıyoruz. İşte ilgilenebileceğini düşündüğüm, ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm insanlara yönlendirdim, gönderdim diyorsunuz. Bu bizi çok mutlu ediyor çünkü bu bunun için yapılmış bir şey. Bizim amacımız o insanlara iyi gelebilmek. İnşallah daha güzel şeyler olur diliyoruz ve tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Sorunuz varsa alabiliriz. SMA hastalarıyla ilgili konu bütün gerekli mercilerce ilgileniliyor, ele alınıyor, gündem yapılıyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın defalarca yapmış olduğu açıklama var. O yüzden bu konuya burada girmeyi düşünmüyorum, üzgünüm. Çok teşekkür ediyoruz destek mesajlarınız için evet, de. Evet, destek çok güzel de teşekkür mesajları var. Podcastlerimizi YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Hemhal Podcast olarak girerseniz. Podcast dediğimiz şey, kısaca özetleyecek olursak, kaydedilmiş radyo yayını gibi bir şey. Bu bölümleri dinleyebiliyorsunuz. Biz YouTube'a da koyuyoruz. Orada sadece dinleyebiliyorsunuz. Yani görüntü olmuyor. Ama bu canlı yayını inşallah video olarak kaydetmeyi düşünüyoruz. Hem Instagram'da hem de farklı bir kamerayla kaydediyoruz şu an. Onu da YouTube'a yükleyeceğiz. Başka benim ekleyebileceğim başka bir şey yok. Birkaç fotoğrafımız var dünden. İnşallah onlar elimize geçtiğinde onları da paylaşacağız. Umarız bu çalışmalar devam eder. Mühim olan bizim oraya katılmamız değil. Oradaki diğer anneler de çok önemli konulara değindiler. Yani neden biz değil de siz diye soranlar bile oldu bu durumda. Hemhal Podcast'ı dinlemişler, bizi davet ettiler. Biz umarız az da olsa, bir nebze de olsa bu konuda bir katkıda bulunmuş oluruz diye ümit ediyoruz. Ve devamı gelir diye düşünüyoruz. Biz kendi üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Onlar da yani bütün o yetkili ve çok değerli insanlar da, bakanlarımız da, Sayın Hanımefendi de çok güzel karşıladılar bizi. Çok güzel dinlediler ve çözüm bulmaya gayret ettiler. Bu açıdan da güzel ve verimli bir toplantıydı. Bir güne bu kadar işin sığdırılması çok ya benim adıma, benim kalbime çok güzel ümitler yaşarttı. İnşallah devamı gelir diyorum. Allah'a emanet olun. Biz burada bitiriyoruz. Çünkü sohbetimize de devam etmek istiyoruz. Hazır birbirimizi bulmuşken. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.